Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ve ala resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatıma Mekki 10. sefir 68. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Gündüz ve gecesinde Arafat'ta vakfının vakti. Bilginler şu konuda görüş birliğindedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta zeval vaktinden sonra durmuş, öğlen ve ikindi namazını kıldıktan sonra namazgahından kalkmış, güneş batına kadar dua etmişti. Güneş battığında ise müjdeli feye ayrılmıştı. Bilginler şu konuda da görüş birliğine varmıştır. Zeval vaktinden önce Arafat'ta vakfe yapan biri Arafat'tan ayrılmış olsa bile bu önemsenmez. Bu kişi geriye dönmese veya zevalden sonra durmasa veya Necir doğumundan önce o gece vakti vakfe yapsa bile haccı yerine getirmemiş sayılır. Bilmelisin ki Araplar ve onların kullana geldikleri takvim ve zaman anlayışında gece gündüzden öncedir. Bu asla göre yapılan bir değerlendirmedir. Zamanın yaratıcısı ki Allah'tır şöyle buyurur. Geceden gündüzü çekip çıkartmamız onlara bir örnektir. Burada Allah geceyi asıl yapmış, tıpkı koyunun derisinden, Soyulması gibi gündüzü ondan çıkartmıştır. Öyleyse ortaya çıkma geceye aittir. Gündüz ise gecede gizlidir. Bu durum koyunun postunun onun üzerinde bir örtü olarak gözükmesine benzer. Sonunda koyun o postan soyulur. Hak da şehadeti gaybden, varlığımızı yokluktan çıkarttı. Arapların zaman bilgisi bu yorumla Arap olmayanlarınkinden üstündür. Çünkü güneş takvimine göre hareket edenler, gündüzü geceye öncelemiştir. Onların ise başka bir ayetle benzerlikleri vardır ki bu ayette Allah bir anda onlar karanlıkta kalır buyurur. Bir anda anlamındaki izah edatı şimdiki veya gelecek zamanı gösteren bir edattır. Bir şeyin karanlıkta nitelenmesi bu ayette gecenin var olmasına bağlıdır. Öyleyse gündüz onun üzerinde bir örtüdür. Sonra ondan çıkartılır. Yani soyutlanır ve onlar karanlıkta kalır. Başka bir ifadeyle hükmü karanlık olan gece ortaya çıkar ve insanlar karanlıkta kalır. Mümkün mevcut olsa bile yok hükmündedir. Arapların söylediği en doğru söz olan bir mıstahada şair Lebit şöyle der. Dikkat ediniz Allah'tan başka her şey batıldır. Batıl ise yokluktur. Arap olmayanların zamanla ilgili bu yaklaşımları Arap örfünde Arafat günü ortaya çıktı. Araplar ve onların adetine dikkate alan şeriat Arafat'ın gündüzünü gecenin ardına bırakmıştır. Nitekim Arap olmayanlar da böyle yapar. Öyleyse Arap örfü Arife gecesini Arife gününün gelecek gecesi sayar. O gecenin sabahı ise 10. gün olan kurban günüdür. Araplara göre diğer zamanlarda gece sabahını teşkil eden güne aittir. Arap olmayanlar da cuma gecesinin sabahı cumartesidir. Böylece Araplar ve yabancılar bu geceyi gündüzün ardında bırakmada görüş birliğine varmıştır. Bu ise Cem yani birlik toplanma diye isimlendirilen Müzdelife makamı gerektirir. Orada Araplar ve Arap olmayanlar tek bir hükümde bir araya gelerek Arife gecesini önceki güne ait sayarlar. Bunun nedeni şairinin şöyle buyurmuş olmasıdır. Geçirden önce Cem gecesinde Arafat'ta durma imkanı bulan hiç kuşkusuz hacca yetişmiş demektir. Başka bir hadiste ise peygamber hac Arafat'tır buyurur. Her gün gecesiyle tamamlanır. Tamamlanır. Araplar bu güneşin batımından tekrar batımına kadar sürerken Arap olmayanlara göre güneşin doğumundan doğumuna kadarki süredir. Arife ise böyle değildir. O günün dörtte üçünden yaklaşık iki saat fazla bir gündür. Bugün güneşin batmaya yönelmesinden fecrin doğumuna kadarki süredir. Bu süre Arife gününün zamanının bilinen günden güneşin doğumundan zeval vaktine kadar olan süre kadar eksiltir. Bunun nedeni şudur. Arife Allah'ın bize vacip kıldığı kendisini bilme makamı sayılmıştır. Allah'ın zatını ve ilah olması bakımından kendisine zorunlu nitelikleri bilinceye kadar onu bilenlere bu adı vermemeliyiz. Onu bu şekilde bildiğimizde ise kendisini bilmiş sayılırız. Allah'ı bilmek İki yarım teşkil eder. Birinci yarım zatı bilmek, diğer yarım ise onun ilah olduğunu bilmektir. Onu araştırdığımızda ise akli delillerle araştırır ve şer'i delillere yöneliriz. Zatın varlığını ispat eder, hakikatini ise bilemeyiz. Ardından ilahlığın ona ait olduğunu ispatlarız. Bu ise marifetin yarısıdır. Çeyrek ise onun varlığıdır. Başka bir ifadeyle kendisine ilahlığı nispet edildiği zatın varlığıdır. Dördüncü çeyrek ise onun hakikatini bilmektir. O halde onun hakikatinin bilgisine ulaşmamız mümkün değilken onu ulaşmak da mümkün değildir. Bilemediğimiz çeyre ilave şey ise kendisine nispet ettiğimiz hükümleri bilmeyişimizdir. Biz nispet olması yönünden bir nispeti bilsek bile hiç kuşkusuz Nispetin sahibini bilmediğimiz için o özel nispeti de bilemeyiz. Böylelikle marifet güneşin zeval vaktinden fecrin doğumuna kadarlık süreyi içermiştir. Fecrin doğumundan güneşin doğumuna kadarki süre ise nispeti bilemeyiz. Güneşin doğumundan zeval vaktine kadar ise ki günün dörtte biridir zatını bilemedik. Yani günün dörtte birinin zatını bilemedik. Öyleyse arife günü Allah hakkındaki bilgiden zamanın verdiğini vermiştir. Bunu bilmelisin. Allah'ın zatını bilmek bütün bilinenleri bilmek derecesinden daha eksiktir. Bir şeyi hakikatiyle bilemesek onu bilmemiş sayılırız. Zatın bildiğini zat olarak değil, mümkünlerin kendisine dayanması bakımından bildik. Bu bağlamda ilahlığın onunla ilişkisini de öğrendik. Fakat ilişkinin niteliğini bilemedik. Bu da bilginin yarısıdır. Bu yarım ise iki çeyreği içerir. Birinci çeyrek sel ve tenzih niteliklerini bilmek. İkinci çeyrek ise bil ve nispet niteliklerini bilmektir. Öyleyse Allah hakkında elde ettiğimiz şey bilginin dörtte üçüdür. Bir çeyrek bakımından ise onun hiçbir şekilde bilemeyiz. Bir çeyreği ise hiçbir zaman bilemeyiz çeyreğe ilave olmayan uygun olarak kalan marifet ise fecrin doğumundan güneşin doğumuna kadarki süredir. Bu bölüm hakkın kendisini nitelediği teşbih niteliklerinin kendisiyle ilişkisini bilme işimize benzer. Dolayısıyla biz bunun hakka nasıl nispet edildiğini bilemeyiz. Bununla birlikte ona inandığımız gibi içeriğini, içeriğini bilmeden de bu hükmü Allah adına keyfiyetinin bilgisine kendisine bırakarak ispatlarız. İşte bu, işte bu günün çeyreğine ilave şeyin karşılığındadır. İşte bu günün çeyreğine ilave şeyin karşılığındadır. Bu nedenle Arife günü diğer günlerden eksiktir. Öyleyse Arife gününün zeval vaktinden Fecrin doğumuna kadar sürdüğünü iyice öğrenmelisin. hasır içinde vasıl. İmamdan önce Arafat'tan ayrılan insanın durumu. İslam bilginleri zeval vaktinden sonra Arafat'ta durup İmamdan önce ve güneşin batımından sonra oradan inen kimsenin durumu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre bu kişi Arafat'ta durmuş sayılır çünkü o Arafat'ta gece ile gündüzü bir araya getirmiştir. Güneşin batımından önce ayrılırsa bazı bilginlere göre kan borcu varken bazı bilginlere göre yükümlülüğü yoktur ve haccı tamdır. Benim görüşüme göre ise hiçbir yükümlülüğü yoktur. Onun haccı rükünleri bakımından tam, pratiklere bakımından eksiktir. Farz olmayan konularda peygambere uyma ile ilgili bir hususu terk eden kişi terk ettiği şey ölçüsünde Allah'ın sevgisinden yoksun kalır. Ya da o tam olarak peygambere uymadığı için Allah'ı sevmek iddiasında kendisini yalanlamış sayılır. Allah yolunun ehline göre bir insan bütün işlerinde peygambere uysa ve farz olmayan hususlardan birinde bile peygamber uymamış olsa gerçekte uymuş sayılmaz. Kendisine uyup uymamanı serbest bırakıldığı hususlarda bile peygamberin sünnetine uyması yine uymuş sayılmaz. Böyle bir insan peygambere değil kendi arzusuna uymuştur. Bununla birlikte uyuma gerçekleşmediği için zorunlu kılan nedenler de ortadan kalkar. Bu bizce bir kabuldür. allah Teala Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Muhammed ümmetine de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Burada Allah uyumayı bir kanıt saydı. Halbuki herhangi bir konuda uyumayı söylemedi. Allah da sizin sevsin. Allah şöyle buyurur. Sizin için Allah'ın peygamberinde en güzel örnek vardır. Bu ise uyuma demektir. Başka bir ayette ise ahmi, ahdini, ahdimi yerine getirin ki kast edilen Allah'ı sevmek iddiasıdır. Ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Bu ise Hakkı sevme iddianıza karşı onun da sizi sevmesidir. Allah onların doğru sözlü olmalarının delilini Allah'ın kendilerini sevmesi saymıştır. Allah'ın onları sevmesi ise uyumanın delilidir. Uymak ne kadar eksikse sevgi de o kadar eksilir. Allah ehline göre peygambere uymak eksiklik kabul etmez. Özür ise onu eksiltemez. Çünkü özür halinde insan herhangi bir konuda uymadan Allah tarafından engellenmiştir. Dolayısıyla böyle bir durumda hak onun yerini alır. Hikaye Ebu Yezid bu konuda şöyle der. Anneme karşı yaptığı iyiliklerde nefsimin arzusunu değil, bana anne iyilik yapmamı emreden şeriatı yüceltmeye hedeflediğimi zannediyordum. Bu nedenle de içimde büyük bir haz duyuyor ve hazın nefsime uymaktan değil, hakkı yüceltmiş olmaktan kaynaklandığını zannediyordum. Annem soğuk bir gece bana şöyle dedi. Ebu Yezid su getir. Kalkıp hareket etmek bana ağır geldi ve şöyle dedim. Allah'a yemin olsun ki benden yapmamı istediği şeyin verdiği güçlüğü bana kolaylaştıran şey farkında olmadığım bir yönden nefsinde gördüğüm arzuya uyma duygusuydu. Bunun üzerine Ebu Yezid amelini geçersiz saymış ve onu sahiplenmemiştir. Ebu Yezid şöyle devam eder. Zorlanarak kalktım ve kasiye anneme getirdim. Bir de baktım ki annem uyumuş. Elimde kaseyle uyanıncaya kadar baş bekledim. Sonra kaseyi ona uzattım. Şiddetli soğuk nedeniyle parmağımdan kopan deri kasenin kulpuna yapışmıştı. Annem ise üzüldü. Ebu Yezid şöyle der. Nefsime dönerek şöyle dedim. Yaptığın ibadete ve peygambere uyarkenki dinçliğinin Allah sevgisinden olduğunu zannettiğin ibadetin boşa çıktı. Allah kendisini sevini bir şeyi yapman için seni yükümlü tutmuş, onu sana farz kılmış ve seni teşvik etmiştir. Sevilenin emrettiği her şey seven için güzeldir. Allah'ın insana emrettiği şeylerden biri de ey nefsim annene iyilik ve ihsanda bulunmaktı. Seven ise sevdiğinin hoşlandığı şeyi yerine getirmekten haz alır. Gördüm ki tembelleştin, yere çakıldın ve su istemeyle ilgili annenin isteğini yerine getirmek sana ağır geldi. Tembelce ve ağırdan alarak kalktın. Anladım ki Tembellik ve ağırdan alarak değil, heyecan ve coşkuyla yerine getirdiğin bütün amelleri Allah için değil, o amellerdeki arzun nedeniyle yerine getirmişsin. Çünkü Allah için olsalardı annene ihsanda bulunmak sana ağır gelmezdi. Anneye iyilik Allah'ın senden istediği ve sana emrettiği bir davranıştır. Halbuki sen Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Onu sevmek ise ibadetini yerine getirirken sende coşku ve haz oluşturur. Onun üzerine Ebu Yezid bu kadarını bile hepsine bırakmamıştır. Ebu Yezid'in dışında Allah ehlinden olan başkaları da böyle yapmıştır. Onlardan birisi 70 küsür yıl birinci safta namaz kılmış, bu ibadeti Allah'ın teşvik ettiği bir şeye duyduğu arzu nedeniyle yaptığını iddia ediyordu. Buradaki amacı Allah'a uymak idi. Bir gün bir engel onun birinci safta namaz kılmasını engelledi. Aklına birinci safında, namaz kıldığı cemaatin kendisini göremeyince bu adam nerede diyecekleri geldi. Bunun üzerine ağladı ve nefsine şöyle dedi. Beni aldatmışsın. Yetmiş küsür senedir Allah için namaz kıldığımı zannederdim. Halbuki senin arzun içinmiş. Seni bulamazlarsa ne olur ki? Bunun üzerine tövbe etmiş. Bu adamın bir daha belirli bir mescitte veya mescitteki belirli bir yerde durduğu görülmemiş. İşte Allah adamları olan sufiler kendilerini böyle hesaba çekerdi. O hale sahip birisi bu nitelikten yoksun birisiyle denk değildir. Aynı şekilde imam ile birlikte Arafat'ta bulunan kişi de böyledir. Çünkü bu imamın bulunmasının şart olduğu bir ibadettir. Bu kişi de uymada imamdan önce Arafat'tan ayrılan kişiyle bir değildir. Hasıl içinde vasıl. Arafat'ın Urne bölgesinde duranın durumu. Bilginler Arafat'ta Urne bölgesinde vakfe yapanın durumu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazıları haccının tam olduğu fakat kan borcu olduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise haccının tamamlanmadığını söylemiştir. Urne İblis'in Arafat'taki durma yeridir. İblis her sene hac yapar ve bu yer onun durduğu yerdir. İblis orada Rabbinin itaatindeki mahrumiyetine ağlar. İblis gerçekte kulları saptırmada mecburdur. Bununla birlikte o Rabbine karşı yaptığı yemini yerine getirmek üzere bunu seçimiyle yapar. Gerçekte iblisin bunu yapacağı önceden belirlenmiş ise de onun hüküm gerçekleştikten sonra efendisinin emrine bağlamada bir kuşkusu vardı. Söz konusu hüküm bir ayette belirtilen azap hükmüdür. Allah şöyle der. Git ve onları kandır. Kendine çek ve onlara vaatte bulun. İblis bu davranışta da bir rahatlama bulur. Bununla birlikte o Arafat ehlini kuşatan rahmeti görmekle üzülür. İblis de Arafat'tadır. Dolayısıyla ona göre belirli bir süre sonra de olsa ilahi ihsanın kendisine de ulaşması zorunludur. Bu onun Rabbi hakkındaki zannıdır. İblisin cehennemden çıkmasına ise yol yoktur. Çünkü o ve kendisine uyan müşrikler ki onlar cehennemliktir. Allah cehennemi doldurur yani bunlarla doldurur. Dolduktan sonra ise onda bir eksilme olmayacağı gibi Çıkma da söz konusu değildir. Allah hacıya iblisin bulunduğu yerden uzaklaşmayı emretti. Orası uzaklaşma yeridir. İblis El-Bait isminin hükmü altındayken Arafat'takiler El-Karib isminin hükmü altındadır. O halde onların hiçbiri isimlerin hükmünden ayrı kalmamıştır. Urne'de hacı yapan kişiye o bölge Arafat'tan sayıldığı için tam hacıdır. Fakat sevabı eksiktir. Nitekim imamdan önce Arafat'tan ayrılmada da aynı şeyi açıklamıştık. O halde Urne bölgesi şeytana ortaklık anlamı taşıdığı için vakfi için kerih sayılmış bir yerdir. Dikkat ediniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada sabah namazını kaçırdığı vadinin içinden ayrılmış. Bunun nedirini belirtirken şöyle demişti. Burası şeytanın bulunduğu bir vadidir. Çünkü iblis Bilal'i uyutup Fecri gözetmesine engel olmuştu. Bir hadiste şöyle denilir. Şeytan her birinizin başına bir ip bağlar. Uyuduğunda her bir düğüm üzerine üç düğüm daha atar. Uzun bir geceden sonra kalkacaksın. Öyleyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem urnenin içinden hızla ayrılmakla şeytana komşuluktan uzaklaşmayı kastetmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılmış olsaydı bu geçerli olurdu. Başka bir ifadeyle kendisine uyku fitnesinin isabet ettiği o yerde namaz kılsaydı geçerli olurdu. Halbuki peygamber tenzih anlamıyla o yerden ayrılmıştı. Yoksa haram kılma şeklinden ayrılmamıştı. İblisin marifetten payı vardır. Bu nedenle melekler onu Arafat'tan uzaklaştıramamış o da burada vakfe yapmıştı. Şu ki insanlar imamları indiği için onun başka bir yerine inmiştir. Arafat'ın Arafat her bir yeri durma yeridir ve Urne de Arafat'tandır. Öyleyse bize belirttiğimiz nedenle Urne'nin içinden yukarı çıkmak emredildi. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu emrini farz anlamında yorumlayan kimse hacı geçersiz sayar. Hacılar Arafat'ta inerken Urne'nin içinden ayrılır. Çünkü Müzdelife'nin sınırı Urne'den ibaret olan vadinin ucudur. Allahu Teala şöyle buyurur. Arafat'tan ayrıldığınızda herhangi bir mekanı belirtmemiş, bütünüyle müzelefeye çıkmaya kastetmiştir. Buradan Allah'ın acı olan ve olmayan bütün vakfı yapanları bağışladığını anladık. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır. Sınırlama ise mutlak varlık sahibinin bir niteliği değildir. Allah'ın rahmetiyle Allah'tan başka her varlık hayat bulur ve rızıklanır. Öyleyse rahmet kuşatıcıdır. O her yerde, o yerin gereğine göre verir. Bu rahmetin söz gelişi ateşteki etkisi cennetteki etkisinden farklıdır. Allah başarı yerdirendir. Ondan başka Rab yoktur. Hasıl içinde vasıl. Müzdelife. Bilginler de geceleyip orada akşam ve yatsı namazını kılan, kurban günü ise sabah namazını kılan, namazdan sonra ise gün aydınlanıncaya kadar orada duran, sonra mineye geçen hacının hacının tam olduğunda görüş birliğindedir. Bununla birlikte Müzdelife'de durmanın sabah namazından sonra mı, orada gecelemenin haccın farz mı, sünneti olduğu, farzı mı, sünneti olduğu hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı bilginler Müzdelife'de durmanın haccın farzı olduğunu söylemiştir. Durmayanın kan borcu yani küçük bir hayvan kurban etmeyi vardır ve hac etmesi gerekir. Bir kısmına göre ise Müzdelife'de durmayan, orada gecelemen kişinin kan borcu vardır. Bir kısmı ise şöyle demiştir. Orada sabah namazı kılmazsa kan borcu vardır. Müzdelife yakınlık anlamı taşır. Amelde yakın, yaklaştırıcıdır. Yakınlık mahallinde yakınlaşmayı yitiren kimse hac yapamamış sayılır. Çünkü hac bütün bu fiillerden meydana gelen yetkin bir yapıdır. Öyleyse hac için bu şart sahibi için nefsi niteliklere benzer. Bu niteliklerden birisi olmadığında nitelerinin varlığı ortadan kalkar. Farklı şeylerden meydana gelen her ibadet ancak o şeylerin bütünüyle birlikte geçerli olabilir. Söz konusu unsurlar ya yani rükünler diye isimlendirilir. Böylelikle ibadetlerde rükünler diye isimlendirilen bu şeyler zat ve varlıklarda unsurlar diye isimlendirilir. Bu yapıların kendilerini koruyan nefsi nitelikleri olsa bile aynı zamanda onların ayrılmaz özellikleri de vardır. Bunlar resmi tanımlarda var olan şeylerdir. Çünkü onlar kendilerini niteleyen şeyden ayrılmaz. Bazı bilginler ise nitelerinin onlardan ayrılmayacağını söylemiştir. Örnek olarak insan için gülmeye verebiliriz. Bunlar da nefsi niteliğe benzer. Böyle düşünen bilginler lazım olmadığında melzumun da olamayacağını söyler. Bir kısmı ise bir şeyin özsel tanımının lazım yana ayrılmaz özelliğin olmaksızın geçerli olabileceğini düşünerek şöyle demiştir. Ayrılmaz özellik dışta kalkmak kalkmaksızın zihinde ortadan kalkarsa bir şey için batılık hükmü verilemez. Allahu Teala orayı meşari Haram diye isimlendirdi. Bunun amacı Meşar kelimesinin köklerinden biri olan durla ilişkili olarak bu ibadetimizi Allah'ın kabul ettiğini bize hissettirmek ve buna bağlı olarak mahfiret ve inayeti dile getirmekte. Allah orayı haramlık özelliğiyle de niteledi. Çünkü orası haremde yani yasak yerde bulunur ve bu nedenle haremdeki her şey haram sayılır. Çünkü o da oranın bir parçasıdır. Allah'ın orada belirttiğimiz şekilde zikredilmesi emredildi. Çünkü bir şey adının söylenmesiyle zikredilmez. O ancak övücü nitelikleriyle zikredilebilir. İsimler ilk anlamında nitelik olarak değil isimlendirilerini, Tanıtmak üzere konulmuştur. Dolayısıyla özel isim, bu övücü niteliklere sahip olan zikredilinin kim olduğunu tanıtmak üzere zikredilir.